Arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz insanlarım. Bugün bize soracak olursanız Enes'le biz bugün ocağımaç yapacağız arkadaşlar. Şöyle ekmeğimizi doğradık. Bugün canımız ocağımaç istedi. Hem de israf olmasın dedik. Bayağı 3-4 gündür duruyordu arkadaşlar. Yenmedi. Ben de değerlendirmek istedim. Ocağımaç yapmak istedim. Sizler nasılsınız canlarım? İnşallah iyisinizdir. Vallahi bugün 2 gündür çok soğuk var. Bugün yine biraz daha kar atıştırmış Enes. Öyle işte vallahi arkadaşlar, kahvaltı hazırladık. Çayımı sobada demledim canlarım. Yemek yaptım, sobanın üstüne koydum yeşil fasulye. Böyle türlü gibi karabağlacan, kabak. Hepsinin vardı arkadaşlar içinde. Biraz da et doğradım. Soğanını burada öldürdüm, soğanın etini kavurdum güzelce. Sobaya koydum, inşallah o da kahvaltımızı yapar mı derim diye nadir. Hiç olmazsa yemeğimiz de hazır olur. Selam Avram abbalarım, yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Okula da bir gün kaldı Enes. Ne yapacağız babam? İyi, arabayla götürüp getiriyorum seni babam. Soğuk olmasa gider gelirdik de işte. İnşallah. Bakalım. Tam da okula gideceğimiz günler kar yağdı. Yağsın oğlum, yağsın olsun. Üstümüzü giyelim ki cana. Gidelim, olmaz mı? Olur. Şöyle bir alalım arkadaşlar. Şimdi ekmeğimizi atalım. Yağız kullanmış. Ekmeği nasıl pişiyor anne? Bu da diyor anne. Bayağı da varmış. Ağız diyordum ya. Şöyle kızarın Enes için. Güzelce kıpkırmızı oluyor. Çayla da güzel gider. Bugün de ocağımaç yapalım. Bir gün patates kızartacağım arkadaşlar. Bir gün yumurta haşlıyorum. Bir kere. Öyle öyle geçir. Öyle öyle hayat geçir. Evet, aynen öyle. Enes'in gibi. Hayat devam ediyor da Enes. Ömrümüz gidiyor evde. Ömrümüz gidiyor. Vakit hemen geçiyor. Aynen. Biraz önce de Zeynep ablamla konuştuk. Buradan da Zeynep ablama kucak dolusu selam olsun. Bizi takip ediyormuş. Topladığım çıtmalardan bahsetti. Kardeşinin canı çıtmak istiyormuş. Ben diyormuş Zeynep abla böyle böyle YouTube'da görüyorum. Canı çıtmak istiyor diyormuş. O da gitmiş toplamış. Çok sevindi diyor. Topladım diyor. Yıkadım güzelce diyor. Onu ne yemiş diyor. Çıtlığı mı? Evet. Antibiyotik yerine geçiyor işte. Çıtlığı. Çıtlığı ben severim. Onda tam konuşuyorduk Zeynep ablamla. Telefonu bizim mutfakta çekmez arkadaşlar. Zar zor çeker. Mutfağımızda olsun, elimizde olsun. Böyle illa ki bir sabit yeri olması lazım. Galiba çukurda olduğu için çekmiyor. Buradan da Zeynep ablama düz olur. Çekmedi yani telefonu. O yüzden kapandı. Öyle işte. Sevenlerimizden Allah razı olsun. Çok sevenimiz, sayanımız var. Allah'ım kimseyi sevgisiz, saygısız koymasın. Zeyra yumurtasını açladı, o yemeyecekmiş. Bir dakika da yaptı yine. Soğanı da arkadaşlar çürümüş etrafını aldım. İsraf olmasın. Şöyle yiyelim. Bir dakika da yaptı annem valla. Evet arkadaşlar. Ellerine sağlık. Afiyet olsun sana. Evet arkadaşlar, şöyle çayımızı demledim. Çamaşırlarımı topladım. Aldım arkadaşlar. Hava karlı gibiydi. Şöyle yeşil fasulyemi de koydum arkadaşlar. Şimdi sobamızı tutalım. Sobaya iki çadır getir gel Gamber. Genç. He, tutmamış hadi. Tutmadı, yanmadı. Hadi. İki çadır gel gel. Evet arkadaşlar, ilerleyen zamanda inşallah görüşürüz. Kahvaltımızı yapalım. Bunun içerisinde tekrar görüşürüz. Tekrardan selamünaleyküm. Enes'imin arkadaşlar canı kaç günden belli? Bayağıdır bari. Şöyle
Şöyle dokun bari, olmadı arkadaşlar. Sütlaç istiyor. Şöyle bir dakika olur. Güzel abi. Evet abim, ablalarım. Canım sütlaç istedi. Annem de sütlaç yapacak. Bir buçuk su bardağı yapalım Deniz de. Sütümüz bir kilo boz kararı yapalım. Şimdi olursa bir dakika çok yapar. Şimdi yapalım, boz kararı yapalım da. Şöyle kişilerimizi alalım. Evet arkadaşlar, sizler ne yaptınız ya bugün? Vallahi sabah ben de kalktım arkadaşlar, kahvaltımızı yaptım. İşimizi duyduk, bulaşıklarımızı yapalım. Vera'yla arazimi ekmeğini verdim, suyunu verdim arkadaşlar. Ama bir acıdım arkadaşlar, Vera'nın boğazına ekmek durdu galiba. Bilmiyorum, durdu mu? Anam nasıl çabaladı yarabbim. Can, ben de nasıl ünlüyorum, su içme razı içti. Dalıldı galiba boğazına ekmek. İşte mi şey? Ekmek de yumuşaktı. İşte mi nasıl çabalar öğrenesi bir göreceğin çatmak için. Ay aklıma ağzım geldi. Boğazı boğazına gitti buyuru ya. Vallahi ciğerim bir yandı. Benim abim mi? Ben beraber. Yok, koyun abi. Senin abin. Boğazda başka abim mi vardı? Ondan sonra arkadaşlar nasıl çabalıyor, su içti. Sonra i̇çti mi de? Çabalıyor, içti. Çıkarttı. Anam, valla dişisine de damağını yapışırız arkadaşlar yani. Evet arkadaşlar, bir buçuk su bardağı pirincimi döktüm. Üstüne de birazcık, ben öyle pişiririm arkadaşlar. Önce pirincimi bir pişiririm. Sıcak suyla birazcık. Ondan sonra şöyle birazcık da tuz atarım bir şekere. Çok değil arkadaşlar. Şu tuzu belli olmasın. Şöyle ocağıma alın arkadaşlar. Pirincim pişer arkadaşlar. Ondan sonra suyumu, şekerimi, sütümü ilave ederim. Ondan sonra yemeği hazır. Deniz Paşa yiyecek. Şöyle yemeğimi de yaptım. Akşam bu da arkadaşlar. Yeşil fasulye, karabacan, kabak, et. Ne bulursanız var. Derin dondurucudaydı. Derin dondurucu şu mu? Akşam yemeğimiz de aldı. Akşama sütlacımızı da yapalım. Enes'in çenesinden mutlu aldım. Evet, kaç gündür gelmişse. Belliyor. En iyisi bellemeden kurtulalım değil mi o? Aynen. Şöyle bir de karıştırıp kaynattım. Şimdi kaynar. Kapağını da almalısın bunu. Şöyle koyalım da. O zaman arkadaşlar bir şey çeyiz ama tekrar görüşürüz. Görüşmek üzere. Evet ablam, ablalarım. Annem yaptı sütlaçımızı. Evet arkadaşlar, sütlacı ben değişiklik yapacağım. Şöyle birer yiyimlik çocuklara. Kalanını da kaseye dökeceğim. Sütlacımız da oldu arkadaşlar. Şöyle. Bakayım. Dur anneciğim, indirim de öyle bak. Şunu koyayım altına. Sütlacı beni çok severim. Evet, sana yaptım anneciğim. Gamber abimle ikinizi. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle elim alın. İnşallah çatlayıp ne yetmez. Ne? Şu. Çatlar mı da? Ya. Onun gibi bir şeydi. Onun gibi bir şey. Şuraya koyun da. Silelim tekrar. Onu buzdolaba koyacağım. Şişecek. Onun üstünü alıp yiyeceğim. Evet, soğuyacak. Şöyle önce bir koyun Deniz. Sonra karelilerek. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar, bu sütlacım başına gelmedi, kalmadı. Bir telefon geldi arkadaşım benimden. 5 dakika konuşun dirkene. Sütüm taşmış. Ağzını da açıp koydu değil mi taşmasın diye. Onu da maalesef inekten gambere sütü aldırdım, geldim de ilave ettim. Evet arkadaşlar, bizim videomuz illaki bir bozulacak.
Kemal telefonu açtı. Şöyle. Bir tane izleyicimiz var arkadaşlar. Ben geçenki bu videomda Gurnaz Bacı dedim ya, çağırdım ya. Gel buyur Gurnaz Bacı. Benim Gurnaz Bacı dediğim arkadaşlar İngiltere'de. Bu Gurnaz Bacım da galiba buralarda ama hangi şehirde bilmiyorum. İstanbul'da mı artık, İzmir'de mi, neredeyse. Bir daha mı Gurnaz var? Kanka Enes de şaşırdı. Buyur gel bacım. Sen de sütlacımıza davet ettim seni de. Semra teyzem benden büyükmüş. Semra teyzem de gelsin. Hepinizin yolu düşeni buyursun. Tam vallahi şey oldu bari. Tam gitti. Tam oldu vallahi. Tam gitti. Hepsine tam oldu yani. Şuna da koyayım birazcık. Sıkmayalım yani Enes'ciğim. Evet. Kaç gündür yemeği yok sütlaç? Yemeği yok. Şöyle bir göster. Biraz çıktı ama şimdi ben bunları silerim. Şöyle. Evet arkadaşlar. Tertemiz temizledim şişini de arkadaşlar. Şimdi Enes yemeğe hazır bekliyor. Buzdolaba koyalım dedi ya, buzdolapta bozulur sıcak. Bu zaten bu mutfağımızda buzdolap gibi. Soğusun biraz. Ondan sonra acıma yemeğe hazır olsun. Sen de televizyonun karşısında yersin. Hadi görüşürüz canım.